Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere Diablo evreninin şu ana kadarki hikayesinin bir özetini yapacağım. Çok fazla detaya girmeden bu oyunun hikaye örgüsüne bakacağız. Şimdi hikayemize geçelim. İyi seyirler. Diablo evreninin hikayesi, The Eternal Conflict adı verilen melekler ve şeytanlar arasında süregelen, ta ki gerçekliğin yaratılışına kadar uzanan bir savaşa dayanır. Bu sonsuz savaştan sıkılan ve savaşın bir yere varamayacağına inanan Angry's Council üyesi Inarius isimli bir melek, kendisi gibi düşünenleri aramaya başlar. İşin trajik yanı ise, kendisine ilk gelen destek cehennem saflarından olur. Primeval, yani büyük iblis dediğimiz iblislerden, Mephisto'nun kızı olan Lilith, Inarius'un saflarına katılan ilk kişi olur. Bu arada hikayede adı geçecek olan baş melekleri, büyük ve küçük iblisleri ileride başka bir hikayede daha detaylı anlatırız. Inarius'un ilk işi, daha önce Tyriel tarafından kurulmuş olan The Pandemonium Fortress tarafından korunan Worldstone adı verilen Dünyalar Taşı'nı çalmak oldu. Bu taşı çalmalarının amacı, adından da anlaşılacağı gibi kendilerine yeni bir dünya kurmak ve bu dünyayı hem meleklerden hem de şeytanlardan korumaktır. Sanctuary, yani sığınak adını verdikleri bu dünyayı Worldstone'un etrafına yaptılar. Ve yine bu dünya taşı onun koruyucu kalkan olarak kullanılmasını sağladılar. Worldstone sayesinde uzun yıllar hem cennetin hem de cehennemin gözünden uzak, iblis ve melekler arasında barışın hüküm sürdüğü bir yer haline gelen Sanctuary, ilk insan ırkının oluşumuna ev sahipliğini yapan gezegendir. Nephalem adı verilen bu insan ırkı, melek ve iblislerin, daha doğrusu Inarius ve Lilith'in aşkı sonucu ortaya çıkar. Nephalem ırkı yarı iblis, yarı melek iradesine sahip olduğundan çok büyük bir potansiyel içermektedir. Bu potansiyelden korkan Inarius, bütün insan ırkını çok geçmeden yok etmek istedi. Ancak büyük aşkı Lilith ise evlatlarının hem yok olmasını istemiyordu, hem de onlardan oluşan bir ordu kurarak hem cenneti hem de cehennemi ortadan kaldırmayı planlıyordu. Böylelikle ortaya çıkan anlaşmazlık sonucu Lilith, Inarius'u korkutup durdurmak adına Sanctuary'de bulunan bütün melek ve iblisleri öldürerek onları bu gezegenden sürdü. Bunun karşılığında ise büyük aşkı Lilith'i Void adı verilen sonsuz karanlığa hapsetti. İnsan ırkını bağışladı ancak onlarla yaşamak yerine onların tanrısı olmayı seçti. Worldstone'u Nephalem ırkının güçlerini bastırmak için kullandı ve kendisinin liderlik ettiği Cathedral of Light, ışığın kilisesi dinini kurdu. Uzun yıllar sonra Nephalem ırkı sahip olduğu potansiyeli unutmaya başladığı günlerde büyük iblisler Sanctuary'i keşfeder ve cennet ile olan sonsuz savaşta bunu üstünlük kurma adına kullanmak isterler. Mephisto oğlu Lucian'ı dünyamıza gönderir ve insanları kandırarak kendi saflarına çekmesini ister. Bu durum Işığın Kilisesi tarafından hemen fark edilir. Çok geçmeden cennet ve cehennem arasındaki savaşın yansıması Sanctuary isimli dünyamızda da oluşmaya başlar. Bu savaşa Günah Savaşı adı verilir. Öte yandan Mephisto'nun amacı küçük iblisler adını verdiğimiz, çok da küçük ve güçsüz olmayan 4 iblis tarafından onaylanmaz ve cehennemde bir ayaklanma çıkar. Cennet Sanctuary'de üstünlüğü kurmaya başlarken küçük iblisler 3 büyük iblisi Ruh Taşı adı verdikleri artefaktlara hapseder ve dünyamıza sürgün ederler. Bunun üzerine Tyriel, Horadrim adını verdiği bir büyücüler meclisi kurar ve bu 3 ruh taşını güvenli bir şekilde dünyada saklamalarını emreder. Bu 3 büyük iblisten Baal, gücünden ötürü Soulstone'dan kurtulmak üzeredir. Bu nedenle Horadrim'in en güçlü büyücülerinden olan Taldrasha, Baal'ın ruh taşını kendi bedenine saplar ve Horadrim'e mahzeni üzerine kapatmalarını emreder. Mephisto, Kuras yakınlarında Zakorum Kilisesi üyeleri tarafından korunan bir yere kapatılır. Bu ara, özetleyecek olursak, Zakorum Kilisesi, Işığın Kilisesi'nin devamı niteliğinde olup, daha çok savaşçı ve monklardan oluşan bir dini örgüttür. Diablo ise Westmarch'ta yakalanır. Ve bu bölgede, Tristram yakınlarında, eskiden Işığın Kutsal Kilisesi olan ve daha sonra Zakorum müritleri tarafından korunacak olan kilisenin altına saklanır. Aslında Zakorum Kilisesi, Soulstone'lardan haberdar değildir. Ancak, yıllar süresince devam eden kutsal bölge anlayışı ile bu mahzenleri korurlar. Ve işte, bu nedenle de yozlaşmaları çok da zor olmadı. Ancak, biz Zakorum'un hikayesini derlemesine inmeden Diablo 1 oyunun hikayesine geçiş yapacağız. Diablo 1'e girişi, zamanında bir halk kahramanı olan Kral Leoric'le yapabiliriz. Kral Leoric, Kanduras bölgesini ele geçirir ve Tristram kasabasına yerleşir. Ve en büyük kötülük en yakınından gelir. Kral Leoric'in en güvendiği baş danışmanı Archbishop Lazarus'un zihni Mephisto tarafından ele geçirilmiştir ve kardeşi Diablo'yu kurtarmak için planlarını uygulamaya başlar.
Diablo'yu hapseden kırmızı ruh taşının gücünün zayıflamasıyla birlikte terör yavaş yavaş Tristram kasabasını sarmaya başlar. Bu dönemde Kral Leoric'in küçük oğlu Albrecht Lazarus tarafından kaçırılır ve Diablo'nun ihtiyacı olan beden olarak kullanılmasını sağlar. Diablo'nun zihin oyunları ve oğlunun kaçırılmasıyla birlikte aklını yitiren Kral Leoric çaresiz bir şekilde oğlunu aramaya başlar. Hayatını kaybeden Kral Leoric'in ruhu hala iskeletten oluşan bedeninde yaşamaya devam etti ve Tristram'a dehşet saldı. Bu sırada dünyanın çeşitli bölgelerinden Tristram'daki iblis hareketlerini haber alan kahramanlar bölgeye gelir. Oynanabilen savaşçı karakter Kral Leoric'in büyük oğlu Aiden'dir. Tristram'daki Horadrim'in son üyesi olan Deckard Cain'in de yardımı ile Tristram Kilisesi'nin derinliklerine inilir ve Diablo ile yüzleşir. Diablo'nun ölümüyle birlikte kardeşi Albrecht'in alnına saplanmış olan kırmızı ruh taşını çıkartır ve büyük bir hata yaparak onu kendisine saplar. Bu arada Deckard Cain adını verdiğimiz karakter oyun içerisinde büyük bir bölüme sahiptir ve bize Diablo evreninin hikayesini anlatan kişidir. Aiden'ın daha önceden Kral Leoric'in büyük oğlu olduğunu biliyorduk. Diablo 2 oyununda ise kendisini The Dark Wanderer, Karanlık Gezgin adıyla tanıyacağız. Diablo 2'nin hikayesi Dark Wanderer ile başlar ve bu karakter etrafında şekillenir. Kahramanlar olarak ilk karşılaştığımız büyük kötülük Tristram'ı etkisini altına alan Andariel olur. Küçük iblisler denilen 4 iblisten biridir kendisi. Daha önce 3 büyük iblisi bizim dünyamıza sürgün etmelerine rağmen cehennemde çıkan düzensizlik ve kaos nedeniyle Andariel ve ikiz kardeşi Duriel Sanctuary'e gelir. Ve 3 büyük iblisi yeniden cehennemin yönetimine geçmesini ister. Andariel'in görevi Diablo'yu bulmaktı. Ancak Diablo zaten serbest kalmıştır. Andariel'in yeni görevi ise Tristram'ı ele tutmak ve Lutgohalin'e olan geçişi kapatmaktır. Biz kahramanlar olarak Andariel'i öldürüp Karanlık Gezgin'i bulmak için Lutgohalin'e yöneliyoruz. Karanlık Gezgin bizden çok önce gelir ve Tal'Rasha'nın mezarını bulur. Baal'ı serbest bırakmak isterken Tyrael gelir ve Karanlık Gezgin'e engel olmaya çalışır. Ancak bu sırada Karanlık Gezgin'in yancısı diyebileceğimiz Marius, ruh taşını Tal'Rasha'nın göğsünden çıkartır. Bu arada Marius, Karanlık Gezgin'in Tristram'la peşine taktığı sıradan bir insandır. Tyrael, Marius'a yaptığı aptallık karşılığında Kuras'ta gitmesini ve Pandemonium'a geçmesini ve ruh taşını yok etmesini emreder. Bu sırada Tal'Rasha ve Karanlık Gezgin Tyrael'ı mezara hapseder ve Kuras'ta Hephaestus'un yanına gelirler. Aynı zamanda Marius da buraya gelir ancak görevini yerine getiremez ve aklını kaybetme yolunda kendini bir akıl hastanesine kapatır. Diğer taraftan Karanlık Gezgin'i takip eden biz kahramanlar Tal'Rasha'nın mezarını ararken Duriel ile karşılaşıyoruz. Duriel'i burada öldürüp Tal'Rasha'nın mezarını buluyoruz ancak her şey için çok geç kalınmıştı. Tyrael'i kurtarıyoruz, Tal'Rasha ve Karanlık Gezgin'in peşinden Kuras'ta yol alıyoruz. Mephisto büyüsüyle Diablo'yu gerçek formuna sokar ve portaldan Pandemonium'a yollar. Baal ise ruh taşının peşine düşer. Mephisto ise çok geçmeden biz kahramanlarla karşılaşır ve yenilgiden sonra ruh taşı Pandemonium'a geçen kahramanlar tarafından yok edilir. Bu ara ruh taşı yok edilen iblis bir daha bizim dünyamıza geçiş yapamayacaktır. Pandemonium'da Diablo ile karşılaşan kahramanlar Diablo'yu alt eder ve yine ruh taşını imha ederler. Geriye Baal kalmıştır. Baal ruh taşını almak için Marius'u saklandığı hastanede bulur ve ruh taşını ele geçirir. Daha da güçlenmek adına Baal kuzeyde Ararat Dağı'nda bulunan dünya taşına ruhunu bağlar. Kahramanlar olarak burada Baal'ı alt ediyoruz ve Tyrael Baal'ı durdurmak için dünya taşını yok ediyor. Böylelikle Diablo 2 oyununda 3 büyük iblis Diablo, Mephisto, Baal ve küçük iblislerden de Andariel ve Duriel ölmüş oluyor. Geriye 2 iblis kalmıştır. Diablo 3'ün hikayesi aslında basit olsa da örgüsü hayli karışıktır. Bu nedenle çok detaya inmeden yüzeydeki hikayeyi anlatacağım. Diablo 3, Aiden ve Adrian'ın kızı olan Lia'yı yanına evlatlık alan Deckard Cain'in araştırmalarını yaptığı Tristram katedralerine gökten düşen bir yıldızla başlar. Bu sırada kaybolan Deckard Cain'i kurtarmak için katedralin derinliklerine inen kahramanlar sonrasında düşen yıldızı araştırmak için katedralin daha derinine iner. Burada Kral Leoric ile bir kez daha karşılaşan kahramanlar düşen yıldızın aslında bir insan olduğunu fark ederler. Deckard Cain bu adamın sıradan bir insan olmadan emindir ve kahramanlardan düşen diğer parçaları aramalarını ister. Bu sırada Magda isimli bir tarikat büyücüsüyle yüzleşirler. Bu süreçte Deckard Cain ağır yaralanır ve yaşamını yitirir. Öte yandan düşen yıldızın aslında adaletin meleği olan Tyrael olduğu anlaşılır. Magda ile olan savaşta başındaki kişinin cehennemin 4 küçük iblisinden biri olan Belial olduğunu öğreniyoruz. Kaldium şehrinde
kendisini köşeye sıkıştırıyoruz ve yalanlarına son veriyoruz. Bu yolculukta karanlık gezginin eski aşkı ve Lyanna'nın annesi Adria'yı kurtarıyoruz. Ayrıca Black Soulstone adı verilen kara ruh taşını ele geçiriyoruz. Belial'ın ruhunu bu ruh taşına hapsettikten sonra Ararat dağına doğru yola çıkıyoruz. Amacımız hayatta olan son iblis generali Asmodan'ı durdurup kara ruh taşını hapsetmektir. Bu görevde de başarılı oluyoruz. Bu sayede 7 büyük ve küçük iblis generallerinin hepsini kara ruh taşına hapsetmiş oluyoruz. Tam her şey sona erdi diye düşünürken Adria'nın gerçek planı ortaya çıkıyor. Lia, Aiden'ın kızı olduğundan bedeni Diablo gibi iblisler için uygun bir kalıp. Adria bunu kullanarak 7 iblis generalinin ruhunu Lia'nın içine zerk ediyor. İblislerin en güçlüsü olan Diablo önderliğinde Lia'nın bedeni ve zihni ele geçirilmiş oluyor. Diablo portal açıp yüksek cennete geçiyor. Amacı cennetin bütün gücünü barındıran Crystal Ark'a uzlaştırmak. Ancak önünde son bir engel vardı. Bu da cennetin en güçlüsü, cesaretin baş meleği Imperius. Elmas kapılarda Imperius'ta bozguna uğratan Diablo'nun önünde artık kimse duramaz diye düşünürken planları bozan biz Nephelamoyuk oluyoruz. Diablo'yu durduruyoruz ve kara ruh taşına yeniden hapsediyoruz. Sonrasında Yüksek Melek Meclisi Angiris, kara ruh taşının cennette saklanmasına karar veriyor. Ancak Tyrael bu durumdan şüpheleniyor, kara ruh taşını çalıp dünyamız olan Sanctuary'e getiriyor. Horadrim'i yeniden kurarak Corvus şehrinin altında bir mahzene saklıyor. Ölümün temsilcisi ve eski bilgelik baş meleği olan Methael durumdan hoşnut olmayarak kara ruh taşını çalıyor. Amacı bütün iblisleri ve iblis özelliği barındıran bütün ırkları yani Nephalem insan ırkını yok etmek. Kısaca Methael, kadim, sonsuz savaşa son vermek amacındadır. Kahramanlar olarak son görevimizde bu sefer Methael ile karşılaşıyoruz. Kara ruh taşını kırıp içindeki bütün iblis ruhlarını özümsemiş olsa dahi Methael, Nephalem karşısında duramıyor. Methael ölüyor ve içinde barındırdığı bütün ruhlar serbest kalıyor. Methael'ın içinde serbest kalan ruhlara ne oldu ya da ne olacağını bilmiyoruz ancak Tyrael'ın Nephalem ırkından korkmaya başladığını görüyoruz. Cennet ve cehennemin bütün şampiyonlarını alt etmeyi başaran bu ırk evreni felakete mi sürükleyecek yoksa huzura mı?